Yeni konu olarak da yargılanacak uyuşmazlık bahsine giriyoruz. Beşinci paragraf kitapta yargılanacak uyuşmazlık. Şimdi hatırlarsanız şöyle demiştim ilk başta sizlere. Ceza mahkemesinin görevi hüküm vermektir. Ve hükmün de konusu vardır. Bu konusu objedir. Objesi işte yargılanacak uyuşmazlıktır. Dış alemde cereyan eden bir olay var. Bu olayın ceza mahkemesi tarafından yargılanması söz konusu olacak. Bu yargılanacak olan uyuşmazlık fiildir. Fiil, dünya üzerinde cereyan etmiş olan ve bazen de 3 saniye, bazen 4 dakika çok kısa süren bir olaydır. Ve bu olay Türk ceza kanunlarından birindeki tipe uygun bir fiildir. Tipe uygun bir fiil olarak yasaklandığı için de ceza mahkemesinin yargılayacağı fiildir. Buna yargılanacak uyuşmazlık adını veriyoruz. Yargılanacak uyuşmazlığın sınırlarının belli olması gerekiyor. Ne yargılanacak? Yargılanacak uyuşmazlığın sınırlarını belli eden belgeye de iddianame adını veriyoruz. Ceza Mahkemesi Kanunu 170'e bakalım şimdi. 170. madde iddianameyi düzenliyor. Üçüncü fıkrasında iddianamede şüphelinin kimliği, müdafiyi ve diğer hususlar bildirildikten sonra dördüncü fıkrasında iddianamede yüklenen suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır hükmü var. Demek ki iddianame davanın sınırlarını çizen bir belgedir ve davanın sınırlarını neyle çizer? Birinci sınır kişi sınırıdır. Kim işledi? İki, kime karşı işledi? Nerede işledi? Ne zaman işledi? Suçun işlendiği yer, zaman, kişi, fiilin sınırlarını belirler. Ve ceza mahkemesi bu sınırların dışına çıkamaz. Bu büyük bir hukuk garantisidir. Çünkü kişinin tüm hayatı yargılanmıyor. Sadece belli bir yerde, belli bir zamanda, belli bir kişiye karşı işlediği bir fiil yargılanıyor. O fiilin yargılanmasına da biz ceza davası adını veriyoruz. Bir yargılamanın yapılabilmesi için yeterli şüphe bulunması gerekiyor. Şimdi size demin bir kelimeler yazdırmıştım hatırlarsanız. Makul sebep, makul şüphe, başlangıç şüphesi, yeterli şüphe, kuvvetli şüphe. Bunları alt alta yazın. En alta makul sebep. Sonra makul şüphe. Sonra başlangıç şüphesi, yeterli şüphe ve kuvvetli şüphe. En tepeye de hepsinin üstüne de vicdani kanaat yazabilirsiniz. İşte ceza mahkemesi en basit şüphe olan makul sebepten başlayarak ileri doğru yükselen derecelerden oluşuyor. Ve bu derecelerden bir tanesi de bizim şu anda incelediğimiz yeterli şüphe kavramı. Bir kişi hakkında iddianame düzenlenebilmesi için şüphenin yeterli şüphe derecesinde yoğunlaşmış olması gerekiyor. Ve bunun da ölçütü hukuka uygun deliller ile mahkumiyet olasılığının ortaya çıkmış olması halidir. Eğer
elde edilen tüm deliller yan yana konulduğunda tecrübeli bir hukukçu burada mahkumiyet kararı verilebilir diye düşünebiliyorsa o takdirde yeterli şüphe vardır. Ama bu şüphenin en az %51 olması gerekiyor. Basit bir şüphe değil. Mahkumiyet olasılığının ortaya çıktığı hallerde yeterli şüpheden söz ederiz. Böyle bir yeterli şüphenin bulunduğu hallerde dava iddianame şeklinde düzenlenebilecektir. Yargılanacak uyuşmazlığın somut olması gerekiyor. Bu başlığımız böyle. Yargılanacak uyuşmazlığın somut olması. Bu şu demek. Hiçbir ceza mahkemesi farazi davalarla ilgilenmez. Sadece ve sadece şeye bakar. Gerçekten işlenmiş, gerçekleşmiş olaylar yargılanır. Ama şey yargılanmaz. Hiçbir zaman şöyle olsaydı böyle ne olurdu falan diye faraziyeyle uğraşmaz. Bu nedenle somut olması gerektiğini söyleyelim. Yine yargılanacak uyuşmazlığın sorumluluğu gerektirmesi gerekiyor. Sonuçta bir ceza verilemeyecekse bir kişiye yargılama yapılmaz. Şimdi sorumluluk meselesi, ceza sorumluluğu. Mesela çocuksa, akıl hastasıysa o zaman ceza yargılaması yapamayız. Ceza sorumluluğu olmayan bir kişi hakkında ceza yargılaması yapılamaz. Fakat güvenlik tedbiri soruşturması yapılabilir tabii ki. Akıl hastası hakkında bir güvenlik tedbiri uygulamak için, akıl hastanesinde bir yere yatırılması için güvenlik tedbiri yapılabilirse de şey yapılamaz. Yargılanacak uyuşmazlığın belirtilmesi gerekiyor demiştik. Bunun doğurduğu sonuçlar var. Önce görevli mahkeme belirlenir bu şekilde. Yer bakımından yetki ortaya çıkar ve kimin yargılanacağı ortaya çıktığı için ceza davasının görülmesi bu şekilde olanaklı bir hale gelecektir.